Arkadaşlar ramenimiz geldi. Üzerindekinin ne olduğunu bilmiyorum ama domates sosu ya da salça gibi bir şeye benziyor. Japonya haritasını ramen tabaklarıyla hazırlamışlar. Bunu hatırlayan varsa bir ses etsin abi videoda, kendini belli etsin. Diyor ve üstünde dantel var. Muhtemelen bu televizyonun sahibi Türk'tü abi. Telefon çalıyor. Moshi moshi. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Feridun ve yine Japonya sokaklarını sizlerle birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Şu an nerede olduğumuza gelecek olursak, şu an arkadaşlar Shin-Yokohama istasyonunun yakınındayız. Ben de buraya ilk defa geliyorum hayatımda. Yokohama'ya daha önce birkaç kere gelmiştim ama bu istasyonda inişim ilk defa. Zaten etrafta gördüğünüz gibi hani çok fazla yüksek binalar, siteler, apartmanlar vesaire yok. Genelde insanların yaşadığı oldukça küçük evlerin olduğu bir yerdeyiz şu an. Valla manzarayı sizlere çekmek istiyorum ama şu önce yola bir çıkalım. Oradan sonra sizlere etrafı göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar bir tane ramen müzesi var. Çok güzel. 1994 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam yapılmış. İçerisi çok otantik bir yer böyle. Eski Japonya, yeni Japonya harmanlanmış. Bayağı güzel. Çeşit çeşit ramenleri ve Japon yiyeceklerini, Japon tatlarını yiyebildiğiniz bir yer var. Şu an yokuş çıkıyorum. O yüzden biraz sesim kesilmeye başladı. O bisikletli yardırıyor arkada. Devam. Arkamda yüksek binalar belirmeye başladı. İstasyondan çıktık. Muhtemelen bizim az önce geldiğimiz şu yer genelde insanların yaşadığı bölüm diye düşünüyorum. Denize de yakın bir yer olduğu için yok ama. Havası da biraz farklı böyle. Antalya'yı andırıyor biraz. Benim için de çok güzel bir şu an eğlence oluyor, macera oluyor. İlk defa geldiğim için sağ solu sizlerle birlikte keşfediyorum. Japonya'nın en sevdiğim yanlarından birisi de bu galiba ya. Hiç bilmediğin, hiç görmediğin, gitmediğin yerlerde inip rastgele sağ solu keşfetmek o kadar eğlenceli, o kadar keyifli ki. Eğer Japonya'ya gelirseniz sizlere önerebileceğim en güzel aktiviteler arasından birisi arkadaşlar. Şu makineden bir soğuk içecek alacağım arkadaşlar. Dilim damağım kurudu çünkü 1,5 saattir trenin içindeyim. Evden oldukça uzak mesafedeydik. Şurada gördüğünüz limon çayını alacağım. 110 yen makineye paramızı gönderiyoruz. İçeceğimizi seçiyoruz. Hop geldi. İstasyonun altında bir yere geldim arkadaşlar. Etrafta restoranlar var. Gerçi şu an çoğu restoran kapalı aslında ama etrafa baktığınız zaman görebiliyor olmanız lazım. Açık olan yerler ve açık olmayan yerler var. İçecek makinelerini yine gördüğünüz gibi sıralamışlar. 3, 6, 8 tane içecek makinesi var abi. Yetmiyor ya. En azından bizim gideceğimiz yer istasyona bayağı yakınmış. Şu an istasyondan çıktık. Arkamda parkı böyle küçük bir yer var. Buradan yaklaşık yürüyerek 5 dakika falanmış. Ben de içeceğimi aldım. Henüz içmek de nasip olmadı. Az önce gördünüz zaten. O kadar çok yol yürüdüm ki. Bir de hiç bilmediğiniz bir yere gelmenin en hem eğlenceli hem de zorlayıcı tarafı hiçbir şey bilmiyorsunuz gerçekten. Nereye gideyim, nasıl yapayım, harita falan kullanmadan yol bulmak çok zor. İnsanlara soruyorsunuz vesaire derken eğlenceli olabiliyor. Bir yandan zorlayıcı da olabiliyor. O yüzden aklınızda olsun. Abi içim serinledi vallahi, soğuk soğuk mis gibi. Çok fazla şekerli de değil. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar varsa zaten bu içeceği kaç kere içtiğimi görmüşlerdir. Ayrıca şu arkada gördüğünüz kısmı arkadaşlar otobüs istasyonu oldukça büyük gördüğünüz gibi. İçeride yeni eski bir sürü otobüs var. Aslında içeri girip sizlere videosunu çekmek isterdim ama şu an çok fırsatımız yok maalesef. Zaten içerideki yolu, sistemi, düzeni görebiliyor olmanız lazım. Valla bana soracak olursanız aslında maskeyi çıkarıp video çekmek istiyorum ama etrafta çok fazla insan olduğu için sırf video çekeceğim diye işte insanları böyle rahatsız etmek de istemiyorum aslında. Hava da bugün şansımıza biraz bulutlu, biraz güneşli. Öğleden sonra yağmur yağacak falan diyorlar. Umarım yağmura yakalanmadan yine eve dönebiliriz. Şu an arkada da arkadaşlar hummalı bir çalışma yapılıyor gördüğünüz gibi. Anayolunun tamiratı mı artık, tadilatı mı, yeni üst geçit mi yapıyorlar yoksa yeni bir şey mi yapılıyor bilmiyorum ama benim en çok merak ettiğim şey tek seferde şu an ramen müzesini bulabilecek miyiz? Bu yoldan dümdüz gidersek sol tarafta kalıyor diyorlar ama sesim de nasıl yankı yapıyor? Şu an güzel böyle arayol gibi bir yere indik arkadaşlar. Arkamızda sağda solda restoranlar var, marketler var. Daha önce hiç görmediğim işletmeler var. Şöyle ben sizlere arka tarafı göstereyim. Zaten merak olan arkadaşlar varsa muhtemelen video izliyorken gideriyorlar diye düşünüyorum. Ne kadar aktif ve canlı bir caddeye, şu an mahalleye, sokağa geldik abi. Ne kadar çok insan var. Ve oldukça güzel bir yapılandırması var etrafa baktığınız zaman. Tertemiz mis gibi görünüyor. İnsanlar da zaten şu an etrafta sağda solda günlük yaşantılarına devam ediyorlar. Yine bak içecek otomatları var. Her yerde otomat var abi ya. Sınırsız otomat koymuşlar. Ama gerçekten çok fazla kazanıyorlar bu otomatlarla. Türkiye'de yok değil mi henüz böyle bir sistem? Ben görmemiştim şimdiye kadar. Olsa çünkü otomatı yerinden sökerler komple. Balık restoranı gibi bir şey var arka tarafımızda. İnsanlar eliyle böyle kamerayı falan işaret ediyor. Bak bak video çekiyor diyorlar. Evet video çekiyorum. Seni de çekeyim mi? Yol üstünde sağda solda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çiçeklendirme
böceklendirme çalışmaları yapılmış. Çok da güzel görünüyor. Bakımı da yapılıyor muhtemelen bunların belediye tarafından. Güzel bir yola denk geldik şu an. Hala yolculuğumuza devam ediyoruz. Ramen Müzesi'ne sonunda gelebildik arkadaşlar. İstasyondan çıkalı yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika falan oluyor. Şu an geldiğimiz yer. Muhtemelen girişimizi buradan yapacağız. Bilet de alıyoruz diye düşünüyorum ama fiyatları bilmiyorum. İçeri girdiğimiz zaman ben sizlere yine bileti ve ödediğimiz ücreti gösteririm. Abi girişte hemen Ramen Müzesi'nde böyle bir şeyle karşılaşmak yani adının hakkını veriyor gerçekten. Ve biletimizi aldık şu an. Günlük bilet kişi başına 380 yen gibi bir ücrete denk geliyormuş. İşte ramenin tarihidir, nerede, nasıl, ne zaman yapıldı, ilk ne zaman bulundu vesaire gibi şeyleri anlattıklarını düşünüyorum. 1895 yılında yazılmış, hazırlanmış bu kitap. 1903 yılında olanı var. 1885 yılında olanı var. Cüzdanmış abi. 1921 yılından kalan bir cüzdan. Burada mesela böyle yarısı kesilmiş şekilde bir yumurta tarzında bir sandalye mi var? Koltuk gibi bir şey koymuşlar. Haberlere ya da gazetelere çıkmış. Küpürleri buralara asmışlar. Duyanın ne olduğunu bilmiyorum. Okuyamıyorum abi Japoncasını. Ramen tabaklarından bir sanat yapmışlar abi. Gördüğünüz gibi şekil şemal olarak. Japon haritasını ramen tabaklarıyla hazırlamışlar diye düşünüyorum. İlk baktığınız zaman bu ne lan dediğiniz bir şekilde. Burada eskiden kullanılmış bir ramen standı var arkadaşlar. Muhtemelen esnaflar, ramen satan esnaflar bu standları kullanıp işlerini yapıyorlardı diye düşünüyorum. Sizlere yakından da çekip göstermeyi isterim. Burada böyle tabaklarda ramen var. Bunlar tamamen maket tabii ki. Bu gerçekten kullanılmış bir ürün mü acaba eskiden ya? Kaç yıllık kim bilir abi bu eğer kullanıldıysa. Ramenci dayıyla da burada poz vermiş olalım abi. Şimdi alt kata doğru gidiyoruz. Alt katta ne olduğunu bilmiyorum ama umarım benim hep isteyip görüp de sizlere videosunu çekmek istediğim yerdir. Videonun bitimine kadar sabredebilmiş arkadaşlar varsa sizleri çok güzel bir yer bekliyor. Hazırsanız abi eski Japonya dünyasına dalış yapıyoruz. Önce buradaki ara sokaklardan başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu direkler falan filan muhtemelen eskiden gerçekten kullanılmış direkler diye düşünüyorum. Şurada eski bir sigara satıcısı var. Marketi buraya maket olarak yapmışlar. İçeri görüyorsunuz çok küçük, oldukça küçük. Muhtemelen bir ya da en fazla iki kişinin içeride ayakta olduğu ve sattığı sigaraların burada görüntüleri var. İçeride arkada böyle posterler vesaire var. Oldukça nostaljik bir Japonya arkadaşlar. Böyle bir yere gelmiş olduğum için ben ciddi ciddi mutluyum. Çünkü ben yeni Japonya'dan çok eski Japonya'yı sevdiğim için görüntü olarak çok güzel bir yer ya burası. Şu an bir ara sokağa girdik. Etrafta müzikler çalıyor. Abi çok iyi değil mi? Şu an eski Japonya'dayız oğlum ya. Orada mesela küçük çocuk tişörtü asılmış. Yine burada böyle çok küçük bir balkon var. İçerisi ışıklandırılmış. Yemin ediyorum var ya şu an tüylerim diken diken oldu abi ya. Harika be. Harika. Ben buraya niye daha önce gelmedim abi? Burada yine böyle küçük bir işletme var. Hediyelik ürünleri satın alabildiğiniz. Japonya'nın eskiden marketlerinde ve restoranlarında satılan ürünlerin olduğu işletme diye düşünüyorum. Bunu hatırlayan varsa bir ses etsin abi. Videoda kendini belli etsin. Burada böyle posterler vesaire var. Yine muhtemelen eskiden satışı yapılan ürünlerdi diye düşünüyorum. Eskiden Japon avamları nasıl oluyordu, girişleri vesaire, nasıl ürünler kullanılıyordu, nasıl bir sisteme sahipti onları göstermeye çalışmış. Japonya'da eskiden satılan içecekler var arkadaşlar. Dondurmaların bu şekilde postere dökülmüş halleri var burada. Yine sağın solun görüntüsünü sizlere çekip göstermek istiyorum. O kadar güzel ki yukarılar şu an. O kadar güzel canlandırmışlar ki gerçekten. Bak burada küçük sandalyeler koymuşlar. Oh, burada eski bir televizyon mu var? Şu an televizyonda bir boks maçı var galiba ya da ne bileyim smoke güreşimini yapıyorlar şu an çözemedim tam ama eskiden gerçekten kullanılan bir televizyon şu an hala aktif olarak çalışmaya devam ediyor ve üstünde dantel var. Muhtemelen bu televizyonun sahibi Türk'tü abi. Burası eski Japonya'da otel gibi gösterilmiş olan bir yer. Şu an tabelası var yukarıda görüyorsunuz. Burada mesela fiyatlandırmalar yazıyor. Eskiden mesela 200 saatlik böyle araya girdiğiniz, dinlenmek için girdiğiniz yerlerde 800 yenmiş. Gece kalmak istiyorsanız 1500 yen civarında bir ücrete denk geliyormuş. Az önce otelin olduğu köşeden dönüp şimdi gece kulüplerinin vesaire böyle barların, içmeli mekanların olduğu kısma geldik. Işıklandırmalardan da zaten anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Güzel böyle nostaljik bir mekan abi. Yine yukarıda bir tabela var. Sağda böyle güzel ışıklandırılmış bir tabela koymuşlar. İşletmede çalışan kadınlar erkeklere işte alkol ısmarlatıp birlikte güzel vakit geçirip günlerini ya da gecelerini gece ediyorlar diyebiliriz. Detaylandırmalar o kadar güzel ki muhtemelen ben video çekiyorken göremediğim çoğu şeyi siz videoyu izliyorken görebileceksinizdir diye düşünüyorum. Fark edemediğim ya da görmediğim şeyler olursa lütfen yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yine burada bir bar var. Yukarıda mesela boks eldivenleri var. Boks kıyafeti var. Sağda solda çamaşırlar asılmış. Eski elektrik panelleri var. Çok güzel. Detaylar inanılmaz güzel. Mesela yukarıya bira şişeleri konulmuş arkadaşlar. Boş bira şişeleri. Burada eski posta kutuları var. Burada gerçek bir işletme var. Ramen işletmesi. Burada belki ramen falan yiyebiliriz daha sonra.
Eski bir telefon kulübesi var ileride. Bu tarz şeyleri görünce heyecanlanacağım hiç aklıma gelmezdi ya. Ben gerçekten az önce de söyledim ama Japonya'nın yeni halinden çok eski halini çok daha fazla seviyorum arkadaşlar. Özellikle eski Japon filmleri olsun, eski Japonya tarihini anlatan animeler olsun inanılmaz hoşuma gidiyor. Eğer Japonya'ya gelip de burayı görmezseniz muhtemelen çok fazla şey kaybetmiş olursunuz. Aklınızda olsun. Burada mesela eski çok küçük bir tapınak, dua edilebilecek bir köşe koymuşlar. Yine eski Japonya'dan kalan böyle küçük korunulmuş köşeler, küçük küçük detaylar. Yemin ediyorum şuradaki sandalyede durup saatlerce etrafa bakmak istiyorum ya. Şu an gördüğünüz tabela ise arkadaşlar bu aşağıda yer alan eski bir postaneyi canlandırmışlar. Zaten hemen yanında böyle çok büyük bir posta kutusu gibi bir şey var gördüğünüz gibi. Zaten burada ismini de görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Etrafını döndük dolaştık, aşağıya inmek kaldı geriye. Bak mesela şu an gördüğümüz kısımda bir polis istasyonu, karakol gibi bir şey diyebiliriz aslında. Bu Japonya'da polisi işaret ediyor arkadaşlar şu amblem. Burada mesela posterler falan asılmış böyle dalga geçmek amacıyla. Muhtemelen gerçek değildir diye düşünüyorum bunlar. Ha telefon geldi. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Çıksam mı acaba telefona? Burada mesela şehrin haritası var, istasyonun etrafında olan bölgeler, işletmelerin haritaları var. Yine 1958 yılından kalmış bir burada poster, takvim gibi bir şey var arkadaşlar. Burada yine eski bir motor var. Bunun üstüne aslında fotoğraf çektirmek isterdim ama şu an etrafta fotoğrafımı çekebilecek kimse olmadığı için çok yalnızım. Henüz aşağı inmedik. Buradan sonra aşağı inip neler olduğuna bakacağız. Aşağıda işletmeler var. Muhtemelen yemek yiyebileceğimiz yerler de var. Umarım bir şeyler yiyebileceğimiz herhangi bir yer buluruz. Etrafta gördüğümüz kısımda genelde restoranlar var ve insanlar yemeklerini yiyor. Dışarıya masa konulmamış. Normalde şu tam olduğumuz yerde, benim video çektiğim yerde masalar vesaire olması gerekiyordu. İnsanlar da yemek yiyorlardı burada ama korona dolayısıyla kaldırıldığını düşünüyorum. Burada mesela bir berber var. Eskiden kalan. Fotoğrafları görüyorsunuz burada. Çok fix, şekil, cix abilerimizin fotoğrafları konulmuş. Eski zamanların filmlerinden kalan posterler vesaire bulunuyor. Muhtemelen sinemanın vitrini ya da tanıtım reyonu, ekranı gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Burada bilmiyorum kaç yıllık ama çok eski zamandan kalma bir Coca-Cola otomatı var arkadaşlar. Satış yapılıyor diyor. Muhtemelen bu aletten hala kola alabiliyorsunuz arkadaşlar ve hala çalışır durumda diye düşünüyorum. Çok ilginç be. Aynen bak burada mesela şişeler var, cam şişeler. İçtikten sonra boşunuzu buraya koyabiliyorsunuz. Hala çalışan bir Coca-Cola otomat. Sebzeli ramen bulabildik arkadaşlar. Şuradan menüden hemen bir tane sebzeli ramen alıyoruz. 930 yenmiş abi. Buradan bir tane alalım. Regular. Makineye parayı koyuyoruz. Para üstü ve biletimiz de buradan gelmiş oldu. Şimdi sıraya geçip bekleyeceğiz. Arkadaşlar siparişimizi verdik. Çok da güzel masa bulduk. Sistemimizi de kurduk gördüğünüz gibi. Şu an içerideyiz. Muhtemelen en geniş masalardan birisine ben oturdum diyebiliriz. Şansına bu kadarı. Demek ki video çekmemizi istiyormuş takipçilerimiz ramen yerken. Sizler için özel restoran içerisinde ramen yerken güzel video geliyor. Az önce sipariş verdiğimiz burada mesela biletimiz var. Biletin yarısını aldılar arkadaşlar. Burada çubuğumuz var. Bu çubuklarla bize gelecek olan sebzeli rameni kıpırtacağız. İşletmenin içerisi oldukça küçük arkadaşlar. Görüyorsunuz insanlar zaten bu şekilde sağda solda oturuyor. Burada mutfağımız var. Yine arkası dönük abilerimiz orada tek başlarına küçük masalarda oturuyor. Geniş masada video çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar ramenimiz geldi. Üzerindekinin ne olduğunu bilmiyorum ama domates sosu ya da salça gibi bir şeye benziyor. Üzerinde böyle taze soğanlar var. Yiyip bakacağız hazine. Küçük kaşığımız var. Bu çorbasını içmek için arkadaşlar. İlk lokmayı alıyorum arkadaşlar. İnanılmaz sıcak. Çok fazla duman çıkıyor şu an. İnanılmaz lezzetli. Az önce gördüğümüz şey, tam da düşündüğümüzde domates sosuymuş arkadaşlar. Salça gibi bir şeymiş. İnanılmaz lezzetli. Haydi bakalım.
İyi ki gelmişiz buraya. Ve iyi ki sebzeye rağmen varmış akalar. Yedikçe yiyorum, tadına doyamıyorum şu an ya. Ciddi ciddi durduramıyorum kendimi. Çorba saf karabiberli, hafif acı. İçerisindeki az önce domates sosunun tadı çok güçlü. Muhtemelen içinde biraz da tereyağı var diye düşünüyorum. Sadece çorbası bile içilmeye değer. Ekmek bana yemek istiyorum şu an ciddi. Abi çorbası kaşıkla yiyerek bitmeyeceği için şimdi animelerde ve filmlerde gördüğünüz herkesin en az bir kere yapmak istediği şeyi yapacağım. Tabağı başıma dikeceğim abi. Anlatamam size ya. Vallahi anlatamam size. Acılı acılı domates soslu tereyağlı şu çorbayı keşke hepiniz içebiliyor olsaydınız arkadaşlar. Japonya gelip ramen tabağını başıma dikmedim de demem artık. Bir hedefimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabağın dibini gördük arkadaşlar. Sildik, süpürdük. Hiçbir şey kalmadı. Çorbasını bile sonuna kadar içtim. Karnım oldukça doydu. Bayağı doyurucu. Zaten içerisinde yer alan noodle'lar çok kalındı. Çok fazla değildi ama karın doyurucu gerçekten. Çorbasıyla birlikte içtiğinizde karnınız çok güzel bir şekilde doyuyor. Son olarak suyumuzu içeceğim. Çok yandım. Bir de su içmesem olmaz vallahi. Çünkü buradan eve dönüyorken 1,5 saatlik bir yol var. Trenin içerisinde ben paramparça oldum muhtemelen. Afiyetle. Yemeğimiz yedik çıktık arkadaşlar. Şimdi yine maskemizi takmak zorundayız mecbur insan içine çıkacağımız için. Buradan sonra yukarıda alışveriş yapacağımız yere gideceğim. Markette neler satılıyor onlara bakacağım. Hadi o halde markete doğru yola koyalım. İçeride bu şekilde hediyelik eşyalar var arkadaşlar. Genelde gördüğünüz zaman küçük küçük tabaklar böyle peluş oyuncaklar. Sağda solda görebileceğiniz çoraplar var civciv diye. Çok uzaktan geliyorsanız eğer memleketinize döndüğünüzde ailenize vesaire almalık böyle küçük hediyeleri yine buradaki işletmeden bulabilirsiniz. Fiyatları biraz aslında hediyelik fiyatları denebilir. Turist fiyatı denemez ama hediyelik fiyatı işte. Burada böyle yiyeceklerin maketleri falan var. Mesela bu tabak 7480 yenmiş abi. Yaklaşık 70 dolara falan denk geliyor. Şurada yine ramen tabağı var. Bu yine 83 dolara 82 dolara falan denk geliyor. Aşırı pahalı yapmışlar. Yine buradaki tabaklar aynı şekilde fahiş fiyat 70 dolar 70 dolar çok pahalı. Burada böyle farklı farklı ramenleri bulabileceğiniz standlar var arkadaşlar. Keyfinize, damak tadınıza göre istediğinizi satın alıp yiyebiliyorsunuz. Yine böyle restoranın tam ortasına bir stand açılmış. Etrafta böyle ramene koyabileceğiniz ürünlerin bulunduğu bir yer var. Hazır ramenler de satılıyor. Ramen içerisinde kullanabileceğiniz ürünler de var aynı şekilde. Farklı farklı yemelik, içmelik, hediyelik, süs eşyalarını da bulabilirsiniz. Mesela burada ramenlerin çorbasını içmeniz için gerekli olan kaşıklar var arkadaşlar. Yine küçük küçük tabaklar. Burada yine bardaklar var mesela. Orada çubuklar satılıyor. Burada tabaklarımız var. Farklı boyutlarda, büyüklüklerde ve ağırlıkla. Herhangi birisini hediyelik olarak alabilirsiniz. Böyle de güzel bir işletmeye gelmiş olduk. İyi ki de gelmişim dediğim Japonya'daki ilk 5 listesine girer muhtemelen. Arkadaşlar kesinlikle gelin, görün, gösterin. Japonya'ya gitmek isteyen insanlara önerin. Saniyesi saniyesine her an keyif aldığım bir video, ne bileyim içerik oldu benim için. O yüzden bu videoda bana eşlik eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Artık buradan sonra geri dönüş başlayacak. Ayrıca bu videoyu ilk defa izleyip henüz kanalımızı takip etmeyen arkadaşlar varsa bir takibinizi alırım. Yorum ve beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki gideceğimiz yeri belki sizler belirleyebilirsiniz. O halde benden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.